Gaziantep Havalimanı Terminal Binası ve Apron Yapımı İnşaatı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilmiş ve firmamız ZMT İnşaat ile 23 Mayıs 2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Üstün kalite, zamanında teslim ve uyumlu işbirliği prensipleriyle 1996 yılında kurulmuş olan EMT İnşaat, daima en iyisini yapmak hedefiyle çıktığı yolda böylesine büyük bir projeyi daha zamanında ve üstün bir kaliteyle bitirmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Sözleşmemiz kapsamında 635 bin metreküp kazı yapılmış ve 1 milyon 360 bin metreküp dolgu malzemesi kullanılmıştır. Ayrıca tüm proje dahilinde 195 bin metreküp beton, 17.100 ton demir ve 1480 ton yapısal çelik kullanılmıştır. Türkiye'de ilk olmak üzere bir havalimanı terminal binası betonarme inşaatının tamamı ardgerme teknolojisi kullanılarak inşa edilmiştir. Terminal binası cephelerinde doğal taş mermer kaplama, alüminyum kompozit panel ve giydirme cam cephe imalatlarıyla toplam 30 bin metrekare cephe kaplama imalatı yapılmıştır. Mevcut havalimanı apron alanına 65.800 metrekarelik ilave apron yapılarak toplam apron alanı 124.000 metrekareye çıkarılmıştır. Yeni yapılan terminal binası 72.593 metrekarelik alana sahip olup, eski terminalde 2.500.000 kişi olan yıllık yolcu kapasitesi, yeni terminalle yıllık 6 milyon yolcu kapasitesine çıkmıştır. İkisi dış hatlara, dördü iç hatlara hizmet vermek üzere toplamda her biri 50 metre olan 6 çift 12 adet çelik yolcu köprüsü yapılmıştır. Biri dış hatlara, altısı iç hatlara hizmet verecek uzak park yolcu kapılarıyla Gaziantep Yeni Terminal Binası, Türkiye'nin büyüklük olarak ilk 8 terminali arasında yerini almıştır. Yeni terminal binasında 50 adet check-in bankosu vardır. İç hatlar giden yolcu salonu 5850 metrekare, dış hatlar giden yolcu salonu ise 2090 metrekaredir. İç hatlar gelen yolcu salonu 3741 metrekare, dış hatlar gelen yolcu salonu 2614 metrekaredir. Yeni yapılan hava kontrol kulesi 44 metre yüksekliğe sahiptir. 6 tanesi otoparkta olmak üzere toplam 27 adet asansör, 9 adet yürüyen merdivenle katlar arası geçiş sağlanmaktadır. Fan coil ve VRF sistemleriyle ısıtma soğutması yapılan binada yangına karşı sprinkler ve FM200 gaz sistemleri tesis edilmiştir. Terminal binası 402 adet güvenlik kamerasıyla gözlenmektedir. Ayrıca terminal binası, kartlı geçiş sistemleri, otomasyonlu aydınlatma sistemleri, yangın algılama sistemleri, acil anons ve ses sistemleri yanında havacılık sistemlerine özel Polnet, QTBRS ve uçuş bilgi sistemleriyle donatılmıştır. Terminal binasının data altyapı kablolama sistemi son teknoloji olup 10 gigabit hız erişimine uygundur. Bu bağlamda Türkiye'de bulunan diğer terminal binaları arasında ilklerden birisidir. Yine sözleşme kapsamında 47.811 metrekaresi kapalı olmak üzere 2049 araç kapasiteli toplam 70.248 metrekarelik katlı otopark binası yapılmıştır. Bu binaların yanı sıra proje kapsamında 40 bin metrekarelik yollar ve saha betonları, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları tesis edilmiştir. Ayrıca projemiz 23 bin metrelik fore kazık ve zemin iyileştirme imalatları, 420 metrelik viyadük yaklaşım köprüsü ve yüksekliği 23 metreye ulaşan 12.600 metrekare toprak arme istinat yapısı gibi önemli mühendislik ve sanat yapılarını da ihtiva etmektedir.
27.400 metrekaresi bitkisel peyzaj olmak üzere 8.500 metrekare süpürgeli beton, 8.000 metrekare bazalt taş kaplama olmak üzere toplam 43.000 metrekarelik yeşil alan ve sert peyzaj çalışmaları da yapılmıştır. Thank you.